Baba şefe hoş geldiniz. Bugün soslu makarna yapacağız. Böyle 10 dakika içinde nefis olacak ama. Nefis olacak. Kesinlikle deneyin. Bayılacaksınız buna. Bunun için öncelikle bakın şöyle tencereye suyumu koydum. Suyum kaynadı. Biz 4 porsiyon yapacağız. Bunun için aşağı yukarı şöyle yarım paket civarı bir makarnam var. Bunu kullanacağım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hemen makarnayı şöyle salıyorum. Makarna burada haşlanırken hemen sosunu da yapmam gerekiyor. Bunun için bakın 4 pis sarımsağım var. Sarımsakları ne yapıyorum? Sadece patlatıyorum. Sadece patlatmak benim için yeterli. İsterseniz böyle ağza çok diri diri gelmesin diyorsanız ince ince de doğrayabilirsiniz ya da dövebilirsiniz ama gerek yok. Evet, sarımsaklarımı şuraya aldım. Şöyle bir tane yeşil biber, bir tane de kırmızı biber kullanacağım bunun için. Şöyle yeşil biberimi hemen açıyorum. Şöyle. Makarna haşlanana kadar sosunu da hazır etmek gerekiyor. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Evet. Nasıl doğruyoruz? Bakın. Yeşil biberi. Bakın şu parçalar iyidir. Şu şekilde. Çok küçük olmayacak şekilde hemen doğruyorsunuz. Bu arada görüyorsunuz. Makarnamız oluyor. Şunları da şöyle çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Sıra kırmızı biber de açıyorum. Hemen çekirdeğini çıkaracağım şuradan. Hemen şunu aldım. Şurayı da aldım. Kırmızı biberi de aynı şekilde. Aynı büyüklükte. Yani şöyle. Bunları karıştırabilirsiniz yeşil biberle. İkisini aynı anda kullanacağım. Fakat sarımsağı karıştırmayın. Sarımsağı önce atacağım tavaya. Evet, tavamı ocağa koydum. Altını açtım. Tavam ısındıktan sonra üzerine yağ ekleyeceğim. Şurada iki tane de domatesim var. Domates de kullanacağım şöyle iki tane. Ama onları şu an doğramıyorum. Onları az sonra. Çünkü sırayla gidersek hepsini aynı anda yapmış oluruz. Evet, tavam ısındıktan sonra şunu birazcık şöyle hafif yağlıyorum. Evet, yağım da ısındıktan sonra şimdi şöyle sarımsaklarımı tavama atıyorum. Sonra biberlerimi atacağım ve arkasından çok da vakit geçirmeden domatesimi atacağım. O yüzden hemen şurada domatesimi de doğramaya başlıyorum. Domates de yine küp küp doğruyorsunuz. Evet, şu domatesim hazır. Hemen şunu da. Bu da hazır. Bakın şöyle yakından göstereyim. Sarımsak da hafif şöyle rengi değişmeye başladı. Hemen biberleri atın. Hemen biberleri atın. Şunu unutmayın. Böyle komple öldürmeyeceğiz biberleri de, domatesleri de. Hafif şöyle biberlerimizi de kavuralım. Biberleri hafif, çok hafif kavurdum. Şimdi domatesleri ekliyorum. Domateslerin çok diri kalmasını istemiyorum. Biberler diri kalacak. Fakat domateslerin çok da diri kalmasını istemiyorum böyle. Birazcık şöyle suyunu salsın ki sos kıvamı olsun. Evet, bu şekilde bunları da kavuruyoruz. Evet, makarnam tam pişmek üzere. 1 dakikası falan var. Sosum da hazır. Bakın şöyle bir tutam tereyağı atıyorum. Ve üzerine şöyle bir tutam da maydanoz doğrayacağım. Maydanoz normalde ısıya çok dayanıklıdır. Çok dayanıklı otlardan biridir. Fakat ben yine de ihtimale karşı en son doğruyorum. Çünkü bu dirilik benim için önemli bu. Kendini göstermesi lazım. İçinde yok olup gitmemesi lazım. O yüzden şimdi doğradım. Şu aşama bence gayet iyi. Şöyle bir tur karıştıracağız bunu da. Evet, makarnamın altını kapattım. Şimdi birazcık tuz sosuma. Şöyle hafif de karabiber çekiyorum. Bakın şöyle makarnayı alıyorsunuz. Burada suyunu süzüp direkt buraya atıyorum. Bakın bunu kevgirde süzüp üzerine de soğuk su kesinlikle yapmayın. Yoksa tüm faydasını da kaybedecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şimdi şöyle yavaş yavaş, yavaş hareketlerle makarna ile sosu şöyle birbirine yediriyorsunuz.
Sos dediğimiz herkesin evinde bulunan malzemeler yaptık. Olmayacak bir malzeme içinde yok. İsterseniz siz farklı baharatlarla da bunu çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin biberiye, örneğin hafif kekik böyle bence yakışacaktır. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen servis tabağını alıp Hüseyin Salih'i çağırıp tadına baktırıyoruz. Zaten şu görüntüye bakın. Şahane gözüküyor. Şöyle bir tutam alın. Bakın aldım. Tabağın tam ortasına. Tam ortasına. Şöyle çevirerek bırakın. Şimdi hafif şöyle biraz da sebzelerinden koyacağım kenarlarına. Evet, kenarlara sebzeler koyduk. En üstüne de şöyle ceviz koyduk birazcık Hüseyin Salih. Farklı bir makarna. Daha önce cevizli makarna yaptık mı Hüseyin Salih? Hiç hatırlamıyorum. Değil mi? Ben de hatırlamıyorum. İlk defa yaptık. Ama bence kesin güzel olacaktır. Bakalım sen ne diyeceksin? Hadi bakalım söz sırası sende. Cevizli hem de besleyici bir makarna oldu. Sebzeli. Evet, yemesi biraz zor olabilir. Nasıl olmuş Hüseyin Salih? Harika olmuş. Ceviz nasıl? Güzel olmuş mu makarnanın içinde? Çok güzel, tat katmış. Beğendin mi? Hı hı. Yapması çok kolay. Bence kesinlikle deneyin. Yarın akşamki yemeğiniz bu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.